Bir afişlere bakabilir miyiz? Şimdi şöyle bir sorun var. Meral Akşener'in partisi bir takım, ben de şimdi evden gelirken gördüm afişleri, her tarafa asmışlar. Değişik afişler. Bir tanesi, afişlerden bir tanesi şu. Devlete adalet yakışır diyor. Bu ilk afiş Ahmet Bey. İlk devamı afiş. Var. Bunu Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in fotoğraflarını yan yana görüyoruz. Bu salıncaktan mı çekilmiş? Ne, kim çekti bunu ya hakikaten? Siz çektiniz galiba arabayla geçerken. Biz çektik. Hayır. Tripodsuz çalışmış. Ya, Hakan Bey diyor ki sabit durmuyor mu kamera diyor. Ha şimdi durdu. Devlete adalet yakışır. Duramıyor ya. Fotoğrafı yok mu şunun? Ha. Devlete adalet yakışır. Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener. Ya burada ne var? Ya bunun asıl bir video var bu. Bunun videosu var bu bugün, adaletin. Bugün o videoyu Onur bulursa bir yayınlasın. Yani atıyorum 2 dakika ise 1 dakika 40 saniyesi İmamoğlu ve Akşener'in birlikte Saraçhane'de görüşme şeyi. Tabii. Kürsüye çıkmaları, sarılmaları. Meral Hanım'ın yayınlayamıyor muyuz Twitter? Twitter hesabından yayın. Ha yayınlayalım o zaman. Yani şöyle gören burada bir eş başkanlık modeline geçildiğini düşünebilir. Yani sanki. Ha bir dakika, ben şunu önce ne anladığımı söyleyeyim, sonra sizin ne anladığınızı anlamak istiyorum. Yani buradaki, siz burada şunu mu diyorsunuz? Akşener, İmamoğlu bu fotoğrafı böyle afiş yaparak Akşener'in adayının İmamoğlu olduğu vurgusu mu çıkıyor buradan? Bence o çıkıyor. Daha doğrusu Akşener'in masaya son iki toplantının birinde, o hangisiyse, İmamoğlu'nun ismini getireceği anlamını çıkartıyorum ben buradan. Ha öyle. Hani tabii yani bu anladım. Onun altlığını hazırlama. Peki, öyle söyleyeyim. Zafer, ben gelirken gördüm başka afişler de var. Mesela bir konsept yapmışlar İyi Parti. Birinde devlete adalet yakışır diyerek işte Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktığı fotoğrafı veriyor. Bir başkasında devlete işte başbakan yakışır diyor. Meral Akşener tek başına görüyoruz. Öbüründe başka bir şey söylüyor. Yani 4-5 tane var. Yani İyi Partililer şunu söyleyebilirler. Sadece tek afiş bu olsaydı bu yorumunuz belki doğru olabilirdi. Peki, ama 5 tane afiş yaptık. 5 kavram var. Hangi afiş konuşuluyor? Akılda hangisi kaldı? Bu kaldı. Bu konuşuluyor. Sen ama algıda seçicilik yapar bunu. Hayır, hayır. Bakın dün akşamdan beri bununla ilgili çok organize bir çalışma yürütüldüğüne dair herkes ortak bir kanaate sahip. Ya videoyu izlesek aslında orada ne demek istediğimizi daha hazırlıyor, iyi anlatacağız. Ya bu çok net bir biçimde, biliyorsunuz İyi Parti Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcıları seviyesinde bu seçim Kılıçdaroğlu ile anlamaz görüşünü savunuyor. Ve masanın en kritik iki toplantısı öncesinde siz seçim çalışmalarınıza böyle bir video ve afişle başladığınızda bu sizin gönlünüzdeki adayın İmamoğlu anlamına gelir. Ben Akşener'in artık İmamoğlu'nun adaylığı konusunda diretmekten vazgeçtiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da hafiften razı olmak üzere olduğu şeklinde bir izlenim alıyorum. Şöyle, bir bilgim yok. Bak, işin izlenim. Oraya gitmesi kuvvetle muhtemel ama bir kez daha şanslarını deneyecekler. Ama bence Ahmet Bey haklı. Şu açıdan ki devlete adalet yakışır. Son zamanlarda Türkiye'nin yaşadığı en göze batan adaletsizlik Sayın İmamoğlu'nun yaşadıklarıdır. Dolayısıyla devlete adalet yakışır, sabredin az kaldı derken kendisini ülkeyi adil yönetecek bir başbakan olarak sunmuş oluyor Sayın Akşener. Benim buradan gördüğüm o. Yoksa adaylık öne sürmesi değil. Hakan Bey? Valla benim biraz enteresan, değişik bir yorum yani, olacak. Zafer Şahin mi, Bedri Baykan mı? Değişik. Farklı. Şöyle ki. Şimdi birincisi, AK Parti'de bir Ekrem İmamoğlu şeyi var. Bunu görüyorum. 3,5-4 senedir. Fobisi. Evet. Niye bu kadar fazla üstüne gidiyorlar? Hatta yani puan yaptırır falan diye düşünüyordum. Şimdi görüyorum ki demek ki bir bildikleri varmış açıkçası. Özellikle Cumhurbaşkanı için bunu düşünüyordum. Yani niye bu kadar İmamoğlu ile ilgili şey ediyor diye, üstünde duruyor diye. Şimdi bu resimde evet ilk bakışta bu algıyla bakılabilir. Hangi yani, algıyla? Adalet, devlette burada bir haksızlık var falan. Bedri Bey'in ve benim söylediğim elbette. Gibi. Zaten İyi Parti de bunu böyle söyler sorduğunuzda.
Ekrem İmamoğlu da bunu böyle söyler sorduğunuzda. Fakat da bu resimden okunabilecek başka şöyle bir fotoğraf algılıyorum. Birincisi atlıyoruz bir detay ama karanlığın içinde ışıklı bir minare. Bitirsin ondan sonra ya. Efendim? Pardon. Karanlığın içinde ışıklı bir cami minaresi var. Kalabalık bir kitle var. Ve resimin total mesajında ben şöyle bir sürpriz yapabilirim. Dikkatli olun. Ben kolay biri değilim mesajı da var. Kimin o mesaj? Meral Hanım veriyor. Zaten afiş İYİ Parti. Meral Hanım'ın afişi, evet. Onunla şunu demek istiyor. İnatlaşılırsa, ben algıladığımı direkt söylüyorum. Farklı dememin sebebi buydu. İnatlaşılırsa bir sürpriz yapabiliriz. O sürprizimize ait de bir takım işaretler veriyoruz. Bu işaretleri doğru alın. Almazsanız bir sürpriz olabilir. Sürprizim de etkili olabilir. Üstü kapalı mesajı aslında alıyorum. Söyledikleri mesaj var. Allah Allah. Biz hiç almadık yani ben de bir şey. Olur Bey. Çok evet. Özür diliyorum. Sonra Abdülkadir Bey. Dikkat ederseniz en azından ben dikkat etmeye çalışıyorum. Burada İYİ Parti'nin logosunu göremiyorum ben. Var. Şurada. Şurada. O sonra. Meral Akşener'in sanki imzası. Hayır. Altındaki öyle. O güneş. Var. Yani şeyi getirir misin o... Meral Akşener'in imzasıymış. Evet, evet İYİ Parti yok ya. İYİ Parti yok. Bir daha gel bir bakalım başa bakalım. Bir de sola bakalım. Bu billboardlar reklam yerleri büyükşehir mi? Evet enteresan. Acaba? Onur Bey ilginç bir konuya değindi. Ne anlamı var onun? Burada evet bu dediğim mesajı aslında biraz teyit etmiş oluyor. Evet. Ha. Yani şöyle. Subliminal mesaj yani. Evet. Gerçekten de Türkiye'de son zamanlarda uğranılan en popüler adaletsizliklerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu'na başına geldi. Bu Bedri doğru. Bey'in söylediği. Bedri Bey'in söylediği. Birebir aynı fikirdeyim. Ama elbette ki burada şu da var. Yani kurumsal olarak olmasa tabii elbette genel başkanın yaptığı her şey kurumsaldır ama burada İYİ Parti'nin logosunun olmaması burada. Sayın Genel Başkan burada muhtemelen hani peki adaylar, şu, bu adayı cepte tutuyorum onu unutmadım anlamına geliyor. Onur Bey bu Meral Akşener imzasının oradaki ışıklar İYİ Parti'nin aynı zamanda bir andırıyor logosu. Evet, bir andırıyor. Evet, evet. Ya elbette ama İYİ yani, Parti'nin zaten. Partinin amblemini koymayıp sadece imzasını koymak evet. Onur Bey'in söylediğini doğru diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani aramızda bir hukukçu yok ama ben varım ya. Şimdi olsun. Pardon Onur Bey özür dilerim. Hem de sıkı avukat. Şimdi şöyle o zaman daha güzel oldu. Ya ben karar doğrudur'u savunmaya çalışmıyorum. Sadece şimdi Ekrem İmamoğlu'nun almış olduğu cezanın hukukta bir karşılığı yok ya da söylediği yüksek yargı üyelerine söylediği o söz hukukta bir suç kapsamına girmiyor diyebiliyor musunuz? Girmez. Niye yani, açtık abi şimdi bu şundan konuyu? Şundan açtık. Çok yani şimdi biliyorum. Hem Bedri Bey hem Onur Bey ya İmamoğlu büyük bir adaletsizliğe uğradı tezini savunuyorlar ya. Ama o şimdi ya. O tartışma. Ama yani görüşlerini çok değiştiremezsin Zafer Bey. Hayır bence başka yer. Hayır konu dağılacak. Türkiye'de her siyasi. O zaman şöyle. Her siyasetçi popülaritesine göre hayır, hukuk her karşısında hayır, hiçbir tam suçun tersine, karşılığında ceza tam almasın. Öyle muhalif siyasetçi ise o cezaları almaya müstahak oluyor. Yok, İktidar politikacısı olduğu zaman yok. Ağzına gelen her lafı kullanabilirsin hiç, diyorlar. Peki o zaman ben size bir soru sorayım. Yapmayın Allah rızası için. Kaç kere anlattık bu bunu ya. Bu billboardlar, ya sizin bana anlatmanız bir şeyi değiştirmiyor Bedir Bey. Hukukta o suçun, o sözün bir karşılığı var mı yok mu? Şöyle, var mı? Var mı Onur Bey? Yok. Yani yok şöyle mu? Yok. Şöyle yüksek yok. Yargı üyelerini almak demek bir cezayı gerektirmiyor mu? Her olaya özgün duruma göre bakılır. Orada yok ama. Gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Bence bu olayda gerektirmiyor. Bu olayda gerektirmiyor. Öyle mi? Hukuk kişiden kişiye çünkü değişiyor mu? Çünkü orada İçişleri Bakanı'na ilişkin bir soru soruluyor. Ona cevaben ver ve kime dediği de çok belli değil. Vallahi, bir muallak durumda şüphede kaldığınız zaman sanık lehine yorum yapmalısınız. Burada nasıl sanık aleyhine yorum yapmalısınız. Bu artık evet. Üzerinden haftalar geçti. Evet. Konuyu dağıttık. Kaldı ki burada önemli olan. Ahmet Bey ben de bu fotoğraf üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Hani Bedri Baykam ressam. Sergilere gidince ressam burada ne anlatmak istemiş diye sorarlar ya. Biraz ona dönüyor. Gerçekten bu çok iyi çalışılmış bir. Ya Bedir sana bu resminde ne anlatmak istiyorsun diye sorduklarında çok. Yürü git mi diyorsun? Yok diyorsun? Canım. Gerçekten, kimin sorduğuna bağlı değil mi Bedir? Hayır gerçekten o resmi yapışımda bir
ister soyut kavram varsa, ister bir siyasal gönderme, tarihi gönderme varsa anlatıyorum. Ya bırak adam kendisi. Ya da siz yorumlayın diyorum. Resimle baş başa kal, yorumla yani. Ben bir de o yüzden ben de bunu yorumlamak istiyorum. Abdülkadir Selvi yorumlasın. Bütününü yorumlar mısın? Evet. Yani, Sözü yarım kaldı. Devam etsin. Ben uzatmamak için bir cümle söyleyeceğim. Zafer Bey bakın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. TGRT Haber'den okuyorum. Soylu yaptığı açıklamada Babacan'a sert sözlerle eleştirilerde bulunurken şu ifadeleri kullandı. Bu Baykar olayıyla ilgili. İnsansız hava araçları Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar, İHA dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştiricidir. Saldıranlar ya ajandır, ya haindir, ya embesildir diyor. Şimdi embesil öbür Türk kelimenin Fransızcası. Evet. Yani öbür kullanıldığı için büyük olay haline gelen ve işte artık siyasi kariyerinin bitirilmesi lazım diye AKP'nin yeri göğü inlettiği kelime. Babacan, Sayın Soylu'nun bu açıklamasından rahatsızsa gider yargıya. Evet. Şimdi bakın. Ya bir dakika ya. Ben sorayım. Sayın Ahmet Hakan'a soruyorum. Burada efendim iktidar sahiplerinin kullandıkları ağır kötü kelimeleri ben sırayla saymaya başlasam hoş olmaz. Rahatsız olursunuz. Dinleyenler de rahatsız olur. Ben diyorum ki artık bu Türkiye o anlamda süremez. Ağır lafların şayet muhalefetten geliyorsa herhangi bir ağır laf hemen vur cezayı, iktidardan geliyorsa rica ederim buyurun. Lesefe. Birine hakaret edildiğini düşünüyorsa o kişi gider mahkemeye, yargıya başvurur, yargı kararını verir. Ama ben bu İmamoğlu kararının tam bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. Hele hele bu karar dolayısıyla siyasi yasak getirilmesinin son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Dediği gibi herkes herkese bir sürü şey söylüyor. O zaman ortada siyasetçi kalmaz. Siyasetçi kalmaz. Hepsi yasaklı olur. Bunu tartışmayalım ya. Boş verin. Ben tartışmıyorum. Sadece yargı böyle bir karar vermiş. Süreç devam ediyor. Tamam. Yani işte yargı maalesef çok tek kulvardan bakıyor Zafer Bey. Evet. Ben isterseniz bu fotoğrafı hani ressam bu resimde ne anlatmak istiyor yerine İyi Parti bu afişte ne mesajı vermek istiyor cephesinden bakmak istiyorum. Zamanlama şu açıdan önemli. Yani siyasette her şeyin bir hedefi vardır. Hele bir seçim dönemine girilmeden, resmi seçim kampanyası başlatmadan İyi Parti böyle bir şey yapıyorsa bunun bir hedefi vardır. Şair ne demek istiyor? Şair burada Cumhurbaşkanı adayının belirleme sürecinde altılı masaya da bir mesaj veriyor ve bu mesaj da çok net. Burada ben hala İmamoğlu'nu istiyorum. Yani her karenin iyi değerlendirilmesi lazım. Değerlendirdi daha mesela, ne yapsın kare evet, kare. Çok şey, doğru değerlendirdi. Anlattı, çünkü orada bir kitle var. Yani diyor ki meydanları, sokakları doldurmuş insanlar var. Kitle bunu istiyor diyor. İmamoğlu bunu istiyor mesajı da var. Kitle doğru, bunu bak, istiyor diyor. Yani boş yere o insanların o kalabalık fotoğrafı konulmamış. O diyor sokaktaki insanlar, kitleler İmamoğlu'nun için. Camide umreye mi işaret ediyor? Ya şöyle İmamoğlu aslında farklı bir CHP'li olarak mesela dinle barışık. Cuma namazını kılıyor. O konuda bize uygun demek mesajı. Yani bu milletin dokusuna muhafazakar, milliyetçi seçmenden oy alabilecek birisi. Diyor ki İstanbul seçimlerinde de milliyetçi ve muhafazakar bölgelerden oy aldı. Zaten öyle kazandı. Yani oy almak için ne yapacaksınız? Klasik CHP seçmenin dışında milliyetçi, muhafazakar hassasiyeti olan kesimlerden de oy alacaksınız. İmamoğlu işte Eyüp Sultan'da Yasin-i Şerif okudu, Cuma namazını kılıyor. Yani rahatlıkla muhafazakar seçmende İmamoğlu'na oy verebilir. Peki, ama şey, Onur, yani, o video hazır mı? Dolayısıyla hacca gitmiş olmasını, umreye gitmiş olmasını burada arada bir eleştiri gibi bahsedilmesi son derece yanlış olur yani. Kimse bahseden var mı?
Burada ben... Ben mi bahsettim? Ay, insanlar öyle algılamasın. Yok yok. Çünkü hani bu da umreye mi işaret ediyor dediğiniz ben, için. Ben insanların... Hayır, ben umreye de gitti ya, ona işaret ettim. Yoksa asla. İnsanların dini ibadetlerini ne yargılarım ne sorgularım. Yaşam şeklini de eleştirmek lazım. Tamam. Evet, Yasin-i Şerif de okuyor. Mesela üzüm suyundan da iyi anlıyor. Ya, yani ya ikisini bardağı, de yapar. Şöyle bardağı alıyor. Yani. Sana ne abi ikisini de yapar. Hayır, karışmıyorum. Bunda hiçbir çelişki yok. Karışmıyorum. Hiçbir çelişki yok. İşte onu söylüyorum. Hani şey diyorlar ya, yani klasik işte Abdülkadir Bey de söylüyor. Yani dini değerlere uzak değil falan. Yani önemli bir yetenek bence de. Yani Yeni Zelanda'da cami saldırısı oluyor. Siz Eyüp Sultan'da Yasin-i Şerif okuyorsunuz. Sonra Saraçhane olayında efkar dağıtmak için bardağı elinize alıp şöyle çeviriyorsunuz. Ama bu çok centilmence. Zafer Bey, bak burada ne var ya? Hiç etkilemiyorsunuz. Evet, sonra da umreye gidiyorsunuz. Zafer Bey, size kötü bir haberim var. Çok önemli bir meziyet Zafer bu. Zafer Bey, size kötü bir haberim var. Türkiye'nin ortalaması bu. Makyavelizm tam olarak buyurdu. Atatürk'ün sevdiği rakı aynı zamanda evet alkol zararlıdır, tamam. Aynı zamanda ülkenin milli içkisidir. Türkiye'de meyhaneler vardır, rakı sofraları var. Onun için bırakın evet, böyle şeyleri. Dinlemedin. Size buna bir şey siz Türkiye'nin bu güzelliğini bu şekilde leteleyemezsiniz. Kim kimi leteliyor ya? Ya Bedir Bey, sorun ne biliyor musunuz? Özür dilerim. Sorun sadece şu bardağın içine konulan ve içilen şeyi Türkiye'nin medeniyet göstergesi olarak görmek. Yok. Yani sorun sizin bununla böyle alay etmeniz. İçebilirsiniz, içebilirler. Sizin böyle bununla alay etmeniz sorun orada. Sorun ne biliyor musunuz? Hem dindar seçmene hitap ederken Yasin-i Şerif okumak, arkasından da bu görüntüyü vermek, ben kendi bakış açımdan tutarsızlık olarak ben bakıyorum. Ben sizi tutarsız olarak görüyorum. Bunu söylemeye hakkım var. Benim de hakkım var. Ben de sizi çok tutarsız olarak görüyorum. Siz çünkü bir insanın hem dindar olup hem de çağdaş bir yaşam tarzı olabileceğini anlatamıyoruz size. Olabilir. Ya olabilir Bedir Bey. Yani bakın siz nasıl fikrinizi söylüyorsunuz, ben de fikrimi söylüyorum. Tamam, ben de söylüyorum. Ama sizde şöyle bir sorun var. Sizin gibi düşünmeyen insanların fikrini söylemesine tahammül edemiyorsunuz. Hayır, dinledim sizi. Yaklaşık 70 yıldır bunu yapıyorsunuz. Ve bundan bir yanlış sonuç alamıyorsunuz. Alamayacaksınız. Sizi dinledim ve bununla izninizle hiç hemfikir olmadığımı bu bana göre bu tutarsızlık. Tamam. Yasin-i Şerif'ten sonra. Bana göre de bu sizin maalesef Cumhuriyet dönemi Türkiye'sini algılayamamış olduğunuz. Ya bunu sallamazsın kardeşim. Hiç alakası yok. Yasin-i Şerif okumazsın. Bu kadar böyle olsaydı Türkiye'de ağzına eşki koymuş insanların camiye gitmemesi lazımdı. Aynı şey değil. Allah'tan hiç öyle bir her şey yok. Her ağzına içki koyan insan ülke yönetimine talip. Alkol sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Hiç alakası yok. Evet. Oo, nerelere geldi beyefendi? Ağzına içki koyan insan milleti idare etmeye aday olmamalıya kadar geldi. Bravo Bedir Bey. Gerçekten. Helal olsun. 1970 ve 80 model siyasetin en ince özelliklerine kadar gösteriyorsunuz. Öyle mi dediniz? Hayır. Dedi ya, yani her işte bu bir yani buyurun geri sarın dinleyelim. Siyaset de yapabilir. Ben de diyorum ki her ağzına bunu koyan ülkeyi yöneteceğim diye ortaya çıkıp dindar seçmene şirin görünmeye çalışmıyor. Değil ne mi? Ne alakası var? Yapmıyor. Ne alakası var? Yani 1900 sıradan vatandaşa bir şey demiyorum diyor. 60'lar, 70'lerin siyasetçileri, 80'lerin siyasetçileri hem içki içip hem ülkede bakanlık milletvekilliği yaptığı zaman size mi ihanet ediyorlardı Zafer Bey? Bırakın böyle şeyleri ya. Ya bir dakika, cuma namazına giden herkes bile ağzına kadar dolur. Bunların hiçbirini içki içmediğini mi zannediyorsunuz? Ama bunu bir ayrım haline getiren sizsiniz. Siz getirdiniz ya. Arkadaşlar, alkol sağlığa zararlıdır. Yapmayın, etmeyin. Bu iyice propagandaya dönüştü. Alkol çok içilirse, abartılırsa sağlığa zararlıdır. Her şeyin çoğu zararlıdır. Ya özel yaşamı da siyasete alet etmeye gerek yok. Bence de etmemek lazım. Ne dindarlık ne dinsizlik ne alkol ne başka bir şey. Ben bu afişe dönmek istiyorum ama. Valla bu bir sakinleşsinler, bir çay içsinler, bir kahve içsinler ya. Çay içelim. Çayı böyle mi? Kısa bir ara. Alkol içemeyecekler.